Tatatatam. Herkese merhaba, ben Aslı Kızmaz. Benim buralara hepiniz hoş geldiniz. Bugün aylık kombindir, stildir, modadır rutin videomuzu cinlerle yapacağız. Çünkü bana en çok sorduğunuz şey, işte bu cini nereden aldın, bu cin buna olur mu, o cin ona olur mu diye bir sürü soru soruyorsunuz. Çünkü ben hani kombinlerimin %99.9'unda cin kullandığım için ben de dedim ki bugün bir cin videosu çekeyim. Biraz da challenge gibi. Bunların hiçbirini yani bakmadan aldım. Sadece mankende gördüm, dedim ki bu bana olur dedim. Ondan sonra gittim, şey bastım Trendyol'dan, aldım ve geldi. Ve gördüğünüz gibi paketteler. Hepsini birlikte deneyeceğiz. Oldu mu, olmadı mı, öyle mi, böyle mi bakacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Bu videoyu tek başıma çekiyorum. O yüzden biraz zorlanıyorum. İnşallah başaracağım. Bu arada bu ayki kodumuz Bizim20. Biliyorsunuz tezim programının kodunu kullandım. Bizim buraların bizimini kullandım. Bizim20. Bizim20 koduyla istediğiniz gibi Trendyol Mile ürünlerinde alışveriş yapabilirsiniz. Her 100 liranıza 20 lira benden size hediye. O İlker geçti biraz önce şuradan. Hayatın tadını İlker'le nasıl çıkarıyor be? İlk cin'e başlıyorum. Ha bu arada ben cin diyorum. Cin diyorum ve bunu ooo çok havalısın diyorlar ama niye cin diyorum? Eskiden de biliyorsunuz Levi's'in ajansıydı. Kod aslında bir marka ismi. Orkid gibi düşünün. Yani bir tane Türk bir abi işte Levi's'leri, Levi's'leri görüyor. Sonra kot diye bir marka yaratıyor. Ondan sonra ama bizde de kot hani bu kotum o kotum. Fakat ben işte Levi's'in ajansıyken o kadar alıştım ki jean demeye hep jean diyorum. Bu bilgi de çok önemli. Evet. Şimdi buraya da bak kendimce bir ışık yaptım gördünüz mü? Hemen bakıyorum siyah muhtemelen ben yüksek belli bir tane jean aldım. Tamam mı? Bu yüksek bel, skinny, daptar, jean. Bekleyin deneyip geliyorum. Sonra bunu işte nasıl yaparız, nerede giyeriz, ne şekilde giyeriz anlatacağım. Bak %100 cuk diye olacak. Bak izle cuk. Bekle. Stüdyo bitti. Stüdyo iki adım da bitti. Size söylediğim gibi cuk oldu bu arkadaş. Hemen şöyle dönüyorum. Bakın yavaş yavaş dönüyorum. Yavaş yavaş dönüyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu tabii ki de biz düdükler, kısa boylular. Ne zaman jean alsak o paçalar illa yapılacak. Ama ben bu jeanlerde şöyle göstereyim. Hiç şey yapmıyorum biliyor musunuz? Gidip işte terziye falan para vermiyorum. Şöyle mesela bakıyorum, seçiyorum. Buradan birazcık üstü böyle işaretleyip tırın diye kesiyorum. Ama böyle hafif sarkıklıkta güzel oluyor. Yüksek bel, skinny jeanlerin en ama en iyi özelliği göbeği, popoyu topluyor arkadaşlar. Vücudunuzun biraz daha böyle fit, biraz daha dar görünmesini istiyorsanız sizlere en büyük tavsiyem yüksek belle skinny jean alın. Bunun bir de Levi's Mile Rise High Mile Rise gibi bir şey. Onu da alabilirsiniz aynı zamanda. O da Trendyol'da var burada. Arama bölümünden yazabilirsiniz online'dan almak istiyorsanız. Ama işte Trendyol Mila'nın jeanlerinden de alabilirsiniz. Çok iyi değil mi? Ya bir de bu kurtarıcı. Mesela yayında ben böyle işte yüksek belli siyah jean giyiyorum. Yayında altında topuklu ayakkabı oluyor. Çıkıyorum yayın bitti. Hop spor ayakkabılarımı giyiyorum. İşte üstüne mesela böyle biraz seksi ya da böyle biraz da ağır bir şey giyince ağır oluyor. Üstüne bir sweatshirt ya da gördüğünüz gibi. Şu da yeni moda. Bu çok seviyorum. Yarısını sok, yarısını sokmam. Böyle bol bir şey giydiğin zaman altına spor ayakkabı giydiğin zaman da bitti. Her yola gelen sevdiğim modellerden birisi. Ama yazın hiç çekilmiyor. Kışın geleceğim. Sıcak tutuyor. Yazın oh, hep böyle basın geliyor, sinirim bozuluyor. Evet, bakalım ikincisine geçiyoruz. Patatatam, kaçıyorum. Yani böyle alttan bağlanıyormuş mesela gördüğünüz gibi. Ama böyle bağlamam muhtemelen. Yani ben açıkçası bunu bir tık daha bol sanıyorken kendisi bayağı dar çıktı. Bu yüzden ben bu mom cinslerde bir beden büyük tercih ediyorum. Fakat 34 söylemişim bunu. Siz de benim gibi bir tık bol olsun istiyorsanız özellikle mom cinsleri bir beden büyük söyleyebilirsiniz. Ama o da çok riskli olabiliyor bazen de bel. Şu arkadaki şey büyük geliyor. O da ay uğraştır uğraştır. Fakat bunun şeyi çok iyi oldu. Paçaları çok iyi oldu. Tam kıvam. Yani bunu ben galiba giyerim. Bak giyerim. Ama yani evde giyerim. Mesela akşama misafir gelecek. O zaman giyerim. Yani bak. Bak bunu aşırı sevdim. Yine yüksek bel. Ya galiba artık düşük bel çok kullanılmıyor. Yani öyle çok görmüyoruz. Bu sene bir moda olduğunu duydum ama benim bacağım mesela kısadır vücuduma göre. O düşük beli giyince ben topuklu giymem lazım. O böyle kalından yani şey topuklu ne diyor platform giymem lazım ki biraz yükseleyim. Olmayınca biraz yakışmıyor bana. Yani çalışken falan olman lazım bence çok düşük bel giymek için. Hemen size dönüyorum arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim. Yani bu
gerçekten rengi, ondan sonra oturuşu falan. En önemli şey bu, çok rahat. Renk her ortama, her mekana uyacak bir renk. Kumaşı da çok iyi. Ben cinde yumuşak kumaş sevmem. Böyle o sertliğini severim. Çünkü bazıları çok yumuşak dokuma oluyor. Onları almayayım. Şu an benim bütün seçtiklerim şimdiye kadarkiler sert. Bunu da çok sevdim gençler. Ben size söyleyeyim. Bunların hepsi zaten var. Çok acayip, çok rahat. Yani benim stilimde, yani bir stilim varsa o da çok yok aslında. Fakat yani en olmazsa olmazdır. Aa, bunu biliyorsunuz. Bundan bir tane daha söyledim aslında ben. Bunun aynısı bende var. Bununla da çok fazla fotoğrafım var. Bunu programda giyeceğim. Bunu o yüzden şey, Bean Gourmet'e götüreceğim. Bununla ilgili yani şeyde, Instagram'ıma girirseniz bir sürü fotoğraf bile vardır. Balon. Bu sene çok moda onlar. Böyle balon gelen jean. Baldan tatlı. Bunu geçiyorum. Bayağı doldu bunları alalı. Videoyu çekemedim. Vakit olmadı. Çok çalışıyorum bu aralar ya. Gerçekten. Şimdi de zaten fark ediyorsunuz. Bir de evet, makyaj yapmadım. Bana kızmayın. Yani bütün gün yüzümde makyaj, o televizyon makyajı dediğin hadise. O yüzden yapmadım. Siz zaten beni böyle daha çok seviyorsunuz. Oo, bak bak bak. Bak bak bak. Bunu hemen denerim. Bunu denk geliyorum. Bekleyin. Buna yine bayıldım. Size böyle sanki hep aynı cinleri deniyormuşum gibi geliyor olabilir ama aslında yani eğer benim gibi cin manyağıysanız hepsinin işte çizgisinden, düğmesinden, işte belinin yüksekliğinden, paçasının biraz böyle, biraz böyle, biraz böyle gelmesine kadar şey var yani, aslında farklılık var benim için. Bu da çok iyi. Bunu mutlaka alttaki linkten bulun. Böyle bir cine ihtiyacınız varsa alın. Çünkü şimdi ben bunları sizin için deniyorum ya, baksanız etiketlerini bile çıkarmıyorum. Bazılarını gerçekten program için aldım. Çünkü haftanın 5 gün canlı yayın yaptığım için kıyafetleri çok değiştirerek giyiyorum. Ama mesela yani daha 3 hafta oldu program başlayalı. 3 kere bir ayakkabıyı giydiğim oldu. Bir jean'i 2 kere giydiğim oldu. Moda sektörü dünyaya zarar veren ikinci sektör. Bu yüzden daha dikkatli olmalıyız. Özellikle jean alışverişinde beğendiğiniz, sevdiğiniz ve zamansız olan jeanler seçmenizi tercih ederim. Yani tavsiye ederim. Çünkü ben öyle yapıyorum. Yani benim gerçekten 7 yıldır falan giydiğim jean var. Araya bir herlik giydi, o zamanlar çok giyemiyorum. Ama genelde ben hep 3-5 hep aynı kiloyumdur. Giydikçe güzelleşiyorlar. Size tavsiyem cinleri çok az yıkamanız. Hollanda'da bir eğitime gitmiştik cinle ilgili. Orada şöyle bir öğüt veriyorlardı. Cinleri sarın. Bunu asla bir Türk kadını yapmaz da. Buzluğa atın, 24 saat bekletin, çıkarın. Hani o temizlenir. Ama dediğim gibi çok az yıkamamız gerekiyormuş ki uzun ömürlü olması için. İhtiyacınız varsa bence şahane bir cin. Form morma oraya buraya sizi topluyor. Bugün ne kadar ciddiyim fark ettiniz mi? Bugün biraz böyle yorgunum ama çok da çekmek istedim. Şöyle bir şey var. Yani işte geçen hafta şimdi video girdim. Bu hafta da gireceğim. Burayı bırakmamaya kendime söz verdim. Yani işte hep böyle güzel içerik olsun, güzel prodüksiyon olsun falan diye uğraşmayacağım. Çekeceğim. Buradan bir transferle Merve'ye göndereceğim. Kurgucu beybime. Neyse, bu cini çok sevdim. Dediğim gibi. Şu ben dış düğme olayını çok seviyorum bu arada. Aksesuar gibi duruyor ya. Bir de bunların renklilerini falan yapıyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Hadi yerini deneyeceğim. Bay. Size değişik bir runway yaptım. Çünkü kendisine aşık oldum ve ya hiçbir fikrim yoktu, bu sona kalmış. Ve böyle tam bir ayakkabı giydim, yani heyecanlandım. Çünkü tam bir 70'ler. Aşırı iyi, yani aşırı. Bana bir tık büyük diyecektim. Ve niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. 36 bedenini seçmişim. Yani biraz yanlardan aldırmam lazım. Ya da 34'üyle değiştirmem gerek. Niye yanlardan aldırıyorum? 34'üyle değiştireyim. Biliyorsunuz Trendyol'da değiştirmek çok kolay. Hiç zorlamadan hemen çağırıyorsunuz, paketi veriyorsun, hop sana yapıyorlar yenisi. Gönderiyorlar falan filan. Çok güzel değil mi bu da? Yani bak, bunu da çok sevdim gerçekten. Bunlarda sadece şöyle bir şey var. Biraz daha kalınsanız ya da bacaklarınız biraz daha kısaysa o zaman şey olmuyor. Biraz yani sizi daha kalın gösteriyor. O yüzden mesela ben bunu hiçbir zaman düzle giymem. Yani ya işte ugly sneakers gibi, yani biraz daha altı dolgulu sneakerlarla, spor ayakkabılarla ya da topuklu ayakkabılarla giyerim. Ki zaten bol. Biraz daha yani hem böyle bol hem kesim bol. Beni biraz daha uzun ince göstersin. Çünkü bunlar aslında riskli cinler. Fakat güzeller, kabul edin. Ama bir tık büyük. Ben bunu 36 niye söyledim acaba? Kesin 34 kalmamıştı. Çok sevdim bunu. Kötü ütüden dolayı bakın şöyle. Hani paketten direkt çıkardım diye. Ama aslında çok güzel.
Çok sevdim. Bu da işte benim klasik zaten üstlerimden. Bence aşırı tatlı bir video oldu. Cinlerle ilgili aslında gerçekten benim en çok kullandığım mom jeansler. Skinny, high rise skinny'ler. Zaten başka da bir şey gösterdim. Sadece renkleri ve bir tık işte biri daha bol, biri daha dar. Onları gösterdim size. Hepsi alttaki linkte mevcut. Oradan girip alabilirsiniz dedim. Bizim 20 kodumuz var. Bizim 20 koduyla da indirimli alışveriş yapabilirsiniz ihtiyacınız varsa. Bu haftalık benden bu kadar. Bir sonraki bölüme kadar. Muah! Goodbye!